Uçaktan iniyorlar öyle zannediyorum. Bir Türk bayrağı görüyorum ama biraz yakınlaşayım ben de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Washington'a iniş yapmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda karşılayan heyette orada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve herhalde 1-2 dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın da uçaktan inmesi bekleniyor ve hemen bir iş yemeğine katılacak öyle zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öyle mi Mesut Hocam? Siz de kafanızı salladınız ama evet. Programı biliyor musunuz, NATO'nun programını? Yani şimdi tabii önemli bir zirve. Hı hı. Bakalım ne çıkacak. Bakalım, çok önemli. Yarın birazdan zaten konuşacağız. Tabii burada 50. yıl zirvesi yine Washington'da yapılmıştı. 25 sene sonra değişen 75. bir Avrupa Atlantik güvenliği var. Ve son iki zirve bakacak olursak hem Madrid hem Vilnius zirvesinde Türkiye-Amerika ilişkileri kırılma noktasındaydı neredeyse. Ve bugün baktığımız noktada yeniden bir Türk-Amerikan ilişkilerinin imarı söz konusu. Ha, bu arada Sayın Cumhurbaşkanı ve eşleri Emine Erdoğan uçaktan inmişler. Ben o kalabalığın içinde seçemedim ama şimdi araçlarına biniyorlar. Evet. Evet. Ben birazdan belki inerler diye düşünüyordum ama İlerler çok yoğun bir kalabalık var. Karşılama evet. heyeti var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Washington'a inmişti, Amerika Birleşik Devletleri başkentine. Sayın Cumhurbaşkanı beraberinde eşleri Emine Erdoğan. Amerika devlet olarak ev sahipliği yapıyor. Hı hı. Ama bu zirvenin en önemli tarihi olayı 32 ülkeyle en geniş haline geldi. 4 tane de Atlantik'ten bu tarafa Pasifik'te üye ortak sıfatıyla katılıyor. Kim bunlar? Japonya, Kore, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya. Yani Big Boom dediğimiz büyük patlama olarak 90'lı yıllarda bu tanımlanıyordu. Bir daha tekrar eder misiniz? Japonya, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya. Avustralya. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu 4 ülke liderleriyle de görüşecek. Demek ki bu tarihi zirvenin en önemli özelliği genişleyen NATO ile Rusya ve Çin tehdidini öncelikle alması, diğer taraftan Ukrayna Savaşı'nda nasıl bir politika takip edilecek ve en önemlisi bana göre yeni askeri doktrin nasıl olacak? 50 Tugay'a çıkarılması düşünülüyor. 50 Tugay demek 250 bin asker demek. Hangisi verecek? Şimdi Finlandiya'nın toplam 15 bin 25 bin askeri var. Şey öyle, İsveç aynı. Yeni burada Cumhurbaşkanı'nın NATO'nun 5. devletiyiz demesi bence rastgele değil. Aslında 5. de bel kemiğiyiz diyor NATO'nun bel kemiği. En fazla güç veren ülke olarak biraz sonra onları ele alacağız ama evet. Benim gördüğüm şu: Türkiye olmadan NATO, Türkiye olmadan Avrupa Atlantik güvenliğinin olmayacağını, bunun Asya Pasifik'e kadar da bir şekilde olduğunu, olacağını da tarih bugün gösterecektir. Tabii bugün akşam yemeği var. Asıl zirve yarın başlayacak. Bizim saatimizde yaklaşık 11 saatlik bir farklılık var Washington'da. Önemli kararlar alınacağını Hocam, düşünüyorum. Hocam, Zelenski'nin katılması ne gibi bir etki yaratacak? Kimin efendim? Ukrayna Cumhurbaşkanı da katılacak zirveye. Ukrayna NATO'ya üye olamayacak. Ben söyleyeyim size. Evet. Peki ne Ukrayna NATO üye olamayacak. Evet. Ne sıfatla katılıyor peki Ukrayna? Geçen yıl da katılmıştı. Yakın üye olarak sıfatıyla katılıyor. Yakın üye. Yakın üye. Yani şey o, köprü kuruldu. Ama özel davet. Çünkü olamaz, toprakları şu anda işgal altında. Bir. İkincisi, Rusya kırmızı çizgisini çekti. Ben dedi atom bombası kullanırım dedi. Evet. Yani şunu sormak lazım bütün müttefiklere. Siz Ukrayna için ölür müsünüz? Şimdi şöyle, ben konuşmamda bir çok önemli tarihi bir şeyi hatırlatayım. Bütün herkes. Bunu hocam hazır biz bekliyorken. Lord Ismay şunu söylüyor. Diyor ki 49'da ilk NATO Genel Sekreteri kurulduğunda NATO ittifakının amacı, çok önemli bu, Amerikalıları Avrupa'da, Rusları dışarıda, Almanları da aşağıda tutmaktır. Neden? NATO'nun jeopolitik amacı Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının Sovyet Kızıl Ordusu'na karşı denge unsuru olarak kalması ve faşist Almanya'nın Avrupa sistemine yeniden entegrasyonun çerçevesinin garantörü. Şimdi dikkat edin, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği müttefikliği, İngiltere ile beraber Normandiya'dan onlar çıkarmayı yaptı, Amerika, İngiltere. Hı hı. Doğu cephesinden de Ruslar Berlin'i aldılar.
1945'te. 4 sene sonra Churchill şöyle diyor. Ruslar Almanya'nın Avrupa sistemindeki bir gizemin içerisinde bir şekilde muamma içine saklı bir bilmecedir diyor. Kim bunu söyleyen? Churchill. Müttefik olduğu halde. Fakat ne oldu bu 75 sene içerisinde? 2 milyon asker, 25 bin nükleer savaş başlığı vardı. Ve herkes bir nükleer harbi dehşet dengesini beklerken Sovyetler Birliği çöktü ve bugün İsveç ve Finlandiya'nın da katılmasıyla 32 ülke oldu. O halde şunu söyleyebiliriz. Henry Truman 49'da şunu söylüyor. Ortak bir dava uğruna gönüllü olarak bir araya gelen farklı ülkelerin uluslararası birliğini sağlamak yöntemimiz sorunlu dünyamıza düzen getirme yolunda etkili bir adımdır. Şimdi acaba bugün itibariyle 2024'te NATO sorunu dünyaya düzen getiriyor mu getiremiyor mu? Bir. Onu konuşalım. Bu konuya başlayınca. En önemlisi de şu. Bir şimdi düzen getiriyor. Amerikan mu? Devlet Başkanı'nın 115 sayılı günü var. Trump'ın kazanacağı geliyor. Herkes gizli masa arkasında ikinci Trump yönetiminde nasıl bir NATO olacak? Bununla karşı karşıyayız ve Amerikan Devlet Başkanı Biden de 4 sene önce dedi ki ben NATO'yu fabrika ayarlarına getireceğim. Evet. Fabrika ayarı falan yok. Gördüğümüz kadarıyla büyük sorunlar var ve sorunları nasıl çözüleceği bilmiyorum. Bu zirvede de belli olmayacak gibi. Önümüzdeki dönemde hocam. Benim kanaatime göre Türkiye'nin gitmeden önce Cumhurbaşkanı söylediği iki tarihi şey var. Rusya'da barış olmadan bu iş olmaz. Gazze'de de barış olmadan bir şekilde NATO'lular rahat uyuyamazlar. Peki hocam. Zaten ana gündem maddemiz bu ama evet. Bu konuyu bir değerlendirelim istiyorum. Siz dediniz ki bu dönemde yıl 2024 kuruluş ilkelerinden örnek verdiniz. NATO dünyaya bir düzen getirebiliyor mu? İkincisi de Trump'ın ikinci dönem muhtemel başkanlığı ve Trump'ın kendi başkanlığı döneminde ve sonrasında NATO ile ilgili düşünceleri. NATO'nun artık siyasi ömrünün bittiğini, fiilen yok olduğunu söylemişti. Hatta NATO üyesi ülkelere yeterli miktarda silah desteği yapmazsanız NATO'yu ben sizi korumam. Kim saldırırsa saldırsın size diye bir açıklaması var. Böyle bir dönemde muhtemelen Trump'ın yeni başkanlığı döneminde nasıl bir NATO ile karşı karşıya olacağız? Zaten asıl Merve sorular Hanım, bunlar diyor Mesut orada Hocam. Trump'ın söylediği hep o değil miydi? Hocam daha iyi analiz edecekti onu. Japonya ve Almanya'yı özellikle. Biz sizi koruduk. Siz dünyanın en büyük ekonomik güçleri oldunuz. Artık yağma yok. Elinizi cebinize atacaksınız. Siz de bu savunma harcamalarına ciddi ölçüde katılacaksınız demişti. Ondan sonra 100 milyar euronun üzerinde silah alımı noktasına geldi Almanya. Keza Japonya da öyle. Peki.